Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a görevinin verdiği sorumlulukla davranma çağrısı yaptı. Atalay, milletvekili olarak görevine başlasaydı ne üzerinde çalışacağı sorusunu da yanıtladı. Atay, Şerafettin Can Atalay. Avukat Can Atalay milletvekili seçildi, mazbatasını aldı, meclis başkan adayı bile oldu ama hala cezaevinde tutuluyor. Atalay Silivri cezaevinden avukatları aracılığıyla Anka Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Arkadaşlar sesi verin, kuvvet değil. Çevir, çevir abini. Abinizin de sözünü dinlemiyorsunuz ama sözüm size de. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a seslendi. Milli irade bir bütündür, bölünemez dedi. Numan Kurtulmuş'un başkanlığını yaptığı yasama meclisinin bir üyesinin hakları ihlal edilmekte, görevini yapması hukuka aykırı biçimde engellenmektedir. Bu görev Hatay halkının yıkılmış bir kentin ortasında binbir zorluklarla mücadelelerini temsil etme, haklarını savunma ve nihayet on binlerce yurttaşın sesi olabilme görevidir. Milli irade bir bütündür, bölünemez. Görevinizin size yüklediği sorumlulukla davranmanızı talep ediyorum. Can Atalay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un neden serbest bırakılmadığı sorusuna verdiği yanıtı eleştirdi. Bakan Tunç, Atalay için hakkında hüküm var demişti. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri meclis başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrasında ortaya çıkacak hususlar. Sayın Adalet Bakanı ya anayasayı ve konuya ilişkin içtihatla beraber meseleyi bütünlüğü içinde bilmiyor yahut bilmesine rağmen doğruyu söylemiyor. Ayrıntıları avukatlarım açıklıyor ve açıklayacaklar. Tüm ilgililerin avukat arkadaşlarıma kulak vermesini bir tutuklu, bir yurttaş, bir milletvekili olarak bekliyorum. Atalay tahliye edilip milletvekili olarak görevine başlasaydı hangi konuda çalışacağı sorusunu da yanıtladı. Deprem bölgesindeki moloz atık alanları, alelacele alınan kamulaştırma kararları ve Hataylılar özelinde onların katılımı dahi olmadan İstanbul'da bir firmaya imar planı hazırlatılması girişimi öncelikli gündemimdir. Öte yandan Hatay'ın demografik yapısını depremi fırsat olarak görüp değiştirme çabalarına ilişkin de kamuoyunu tatmin edecek, kaygıları giderecek bilgi akışının sağlanması daha da fazla ertelenemez. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için toplumun farklı kesimlerinden çağrı yapılıyor. Farklı kentlerde avukatlar basın açıklamaları yaptı. Gazeteciler, bilim insanları, sanatçılar bildiri yayınladı. Bazı kentlerde yapılan basın açıklamalarına polis müdahale etti. Can Atalay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benden önce buraya girenler için omuz verdiğim çalışmalardan biri de şimdi benim için sürdürülüyor. Mutlu ve duyguluyum." diye yazdı, teşekkür etti.